Tamamdır Hasan ağa.
Koru bizi. Amin. Amin. La ilahe illallah. La ilahe. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Minberci Hasan masumdur. Katil Sarı Ali'dir. Thank you.
Şükürler olsun yarım. Ey ahali! Duyduk, duymadık demeyin. İdamlık Minberci Hasan, Kadı Yunus tarafından salıverilmiştir. Duyduk, duymadık demeyin. Duyduk, duymadık demeyin. Çok büyük imtihan atlattık. Minberci Hasan göçecek sandım bir ara. Ne demiştim ben sana şeyhimiz hakkında keçeci? He? Eyvallah şeyhim. Hoş geldin Kadı Efendi. Hoş bulduk şeyhim. Buyur. Ne şeyhi Kadı Efendi? Biz aciz, ihtiyar bir duvar ustasıyız. Tevazu gösterir şeyh değilim dersiniz. Ama bilirim artık gerçeği. Tevazu gösteririm demek kibrinden Rabbime sığınırım. Adımız Taptuk Emre. İşimiz duvar ustalığıdır. Okumam yazmam yok dersiniz. Ama görmüşüm ilminizi. Tevazu gösterir, şeyh değilim dersiniz. Ama artık bilirim kim olduğunuzu. Kadı Efendi, neciz, kimiz bilmeyiz. Ama biliriz ki biz şeyh değiliz. Kullar içinden edna bir kuluz. Kim karşına geçip ben şeyhim diye durursa, bil ki o aslında hakkın sözüyle senin arana girmiş bir baykuştur. O uğursuz sesiyle hakkın sözünün işitilmesine engel olmaya çalışır. Nerede ve ne zaman görürsen o an uzaklaş o uğursuzdan. Sabitlerin de yoktur yanında. Demek basmaya da gelmemişsin fakirhanemizi. De o vakit ne istersin bizden? Müsaadeniz olursa sohbete devam etmek isterim. Müridiniz olmak isterim. Bizde bir şey vardır da gözlerimiz kördür diye mi görmeyiz evlat? Sanki koca koca medreselerde nice ulu alimlerden ilim tahsil etmişsin. Sanki koskoca bir kadısın. Her türlü ilmi bilirsin. Hadis bilirsin, fıkıh bilirsin, mantık bilirsin, felsefe bilirsin, matematik bilirsin, belki gökbilim dahi bilirsin. Bizim küpümüzde ne var ki sana verelim? Sen talep etsen dahi bizim sana öğretecek bir şeyimiz yoktur. Senin gibi bir kadı efendi burada düşkünün, evsizin, barksızın, dervişin, himmede muhtacın,
meczubun arasında ne arasın ki? Sana bizim verebileceğimiz tek bir öğüt var. Eğer tutmak ister isen. Var, mahkemede adaletle yap vazifeni. Adil ol. Adil olana dünyada başka ne gerek kadı efendi? Ümitsizliğe kapılmak günahtır. Kadı efendi. Kadı efendi. Ümitsizlik bataklığa benzer. Debelendikçe daha da içine çeker insan. Şeyhimiz merhametlidir. Ama insanları sınar. Kimseye gel demediği gibi gelene de git demez. Diyeceğim o ki, ümidinizi kaybetmeyiniz. Kaderimiz bize bir yol belirlemiştir elbet. Eyvallah. Şeyhimin kızıdır, yardım edeyim. Şeyhimin sohbetine buyurun. Pazartesi, perşembe günleri sohbet eder ahaliye. Yardım edeyim bacım Sultan. Sağ ol Kasım ağam. Zahmet etme sen. Estağfurullah. Ne zahmet. Taşıyayım ikisini de. Kadı efendi pek müteessir oldu. Şeyhime intisap etmek ister. Fakat efendim kabul etmedi. Neden kabul etmedi Şeyh babam Kadı Yunus? Var adaletle vazifeni yap deyip geri çevirdi. Usul budur yolumuzda. Her şeyde olduğu gibi bu yaptığı da bir erkan üzeredir şeyhim. Usul erkan kadıların mürit olmasına mani midir ki? Hak yolu kim yürürse onun olur. Mani değildir elbet. Ama bir de erkanı vardır. Adaletle hükmetmek onun için yeterlidir demek ister şeyhimiz. Yorulmaz mısın sabahtan akşama omzunda kırba su dağıtmaya? Su arkı bahçeye su götürmekten yorulur mu? Yorulmaz. Şeyhim der ki, aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır. Aşksız yürüyen beden diye bir ceset taşır. Allah razı olsun. Şifa olsun. Aşksız yürüyen beden diye bir ceset taşır. Su dağıtır ama ettiği kelama bak. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam Kadı Efendi. Gün bitti hala uyumamıştır Kadı Efendi. Katili bulduk diye sevineceğine üzülür sanki. Baksana anne beti benze atmış.
müridiniz olmak isterim demiş alenen. Kasım ağam bizzat kulaklarıyla duymuş. Kadı Efendi'yi tanımasam inanırdım ama. Zabitler yanında dergaha bastığını unutamam ağam. Sanmam ki dediğin gibi olsun. Yalan mı konuşur Kasım ağam? Terbiyeli ol Güngör Efendi. Akşamınız hayır olsun pirdaşlar. Kasım ağam doğrusunu bilir. Mesele ne ola ki Bululuzade? Kadı Yunus Efendi hakkında konuşurduk ağam. Konuşulacak bir mesele yoktur. Araya şeytan girer de mümin kardeşinin etini yedirir insana, ruhun duymaz. Sizden işitince... Biz sana dergahın ortasında dedikodu meclisi kurasın diye anlatmadık pirdaş. Biz sevincimizi ifade edelim dedik. Şeyhimizin ilmine bir delil gösterelim dedik. Akşamınız hayır ola. Cümlemize. Yardım edeyim. Ağır değildir Kadı Efendi. Kiradan kumaş almaya varmıştım. Ama lafa dalmışız, akşama etmişiz. Dervişhane sohbeti vardır Şeyh babamın. Bilirim. İstifade etmeye gelmişimdir. Pek çokları onun yalnız güzel kıssalar, hikayeler anlattıklarını düşündükleri için gelir sohbetine. Doğrudur. Ama hissesiz kıssa anlatmaz Şeyh Efendi. Ne vakit bir hikaye anlatsa mutlaka manasını da açık eder. Sohbetlerinde anlatır ama bana verdiği ders de pek bir serttir. Ne dersi verir Şeyh Efendi size? Hafızlık eğitimi verir Şeyh babam bana. Pek çokları okuma yazması yoktur, ümmidir diye bana eğitim verdiğine de inanmazlar. İnanmak istemeyenin bütün harfler emrindedir. İnanmak isteyene tek bir harf lazım değil. Akşamınız hayrola. Cümlemizin. Bugün gönül hanemize hangi kıssa düşecek bakalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... âlem-i cemale göçünün yaklaştığını hissettiği günlerden birinde mescide gelir. Ve ashabıyla helalleşme niyetindedir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber pek hasta ve yorgun idi. Öyle ki... ayakta dahi bir sahabenin yardımıyla dururdu. Ashabına seslendi. Ey ashabım! Bende hakkı olan varsa söylesin. Kimseden ses çıkmadı. İkinci kez yine seslendi. Bende hakkı olan varsa istesin. Yine ses çıkmadı. Bunun üzerine yine sordu Allah'ın elçisi. Bu defa... en arkalardan bir sahabe ayağa kalktı. Bu ayağa kalkan sahabenin adı da Ukkaşe'ydi. Hazreti Ukkaşe.
kalkıverdi ve ya Resulallah, Hudeybiye vakasında siz devenize binmek istemiştiniz. Ben de size elimi uzatmıştım. Siz devinize bindiniz ve devinize kırbaçla vurmak istediniz. Tam o sırada kırbaç benim sırtıma değdi. Şimdi bu kul hakkı değil midir? Allah Resulü evet dedi. Evet ya Ukkaşe, bu kul hakkıdır. Bunun üzerine Ömer Efendimiz daha fazla tahammül gösteremedi ve bir hışımla fırlayıverdi ayağa. Ya Efendimiz ne yaptı bilir misiniz? Sen karışma ey Ömer, o benim hesabım dedi. Sonra Hazreti Ebubekir ayağa kalktı. Ve ey Ukkaşe, ne kadar mal mülk istersen vereyim, vazgeç bu delilikten dedi. Allah Resulü, ey Ebubekir dedi, bu benim hesabım, karışmayın. Sahabeler kendilerini zor tutmaktaydılar. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye, o kurbaç kızım Fatıma'dadır, var git getir dedi. Hazreti Ali durumu anlatınca Fatıma anamız çok üzüldü. Bilmez misiniz ki o hastadır. Yerine geçecek kimse yok mudur aranızda dedi. Ve daha birer çocuk olan Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'i gönderdi. Efendimizin göz bebekleri Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin mescide girdiler. Ve ey Ukkaşe, dedemize vurma, gel bize vur dediler. Gel hakkını bizden iste. Sahabe pek duygulandı. Efendimiz, ben size kıyamam, bu benim hesabım dedi. Ve onları geri çevirdi. Kırbaç gelmişti ama ashab-ı kiramın öfkesi daha da artmıştı. Efendimiz, kırbacı Ukkaşe'ye verin buyurdu. Bu kez de ey Allah'ın Resulü, bir şey daha var dedi Ukkaşe. Siz kırbacı vururken benim sırtım çıplaktı. Bundan daha geçer mi diye söyledi. O der demez sahabe ayaklandı. Efendimiz ortalığı yatıştırdı hemen. Ve Ukkaşe haklıdır dedi. Efendimiz minberden aşağı indi ve gömleğini açtı. Efendimiz gömleğini açmış ve Hazreti Ukkaşe'nin kırbacı vurmasını beklerdi. Hazreti Ukkaşe kırbacı havaya kaldırdı ve Efendimizin iki kürek kemiğinin ortasındaki mührü öpüverdi. Gözyaşları içinde hakkım sana helal olsun ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun dedi. İşte bizim peygamberimiz, rehberimiz böyleydi dervişler. Adalet herkes için vardır. Ben peygamberim demek yok. Al sopayı eline, vur ne alacağın varsa. Vur hak yerini bula. Vur adalet ola. Eğer bir yerde adalet yıkılırsa, orada nizam da bozulur, ahlak da bozulur. Bugünlük bu kadar yetsin artık. Vakit geç oldu. Daha yolu uzak olanlar var aramızda.
Kadı Efendi. Allah hakkı için kurtarın, boşayın beni bu adamdan. Canımdan bezdi. İçer sarhoş olur döver. Neye sinirlense döver. İnanmayın Kadı Hazretleri. Yalancıdır bu kadın. Hüküm verilmiştir. Münevver kızı Ayşe'nin Yörük Ali Paşa oğlu Numan ile evliliğinin devamına hükmolunmuştur. Ertegün Efendi, bu adam beni gasp etti dersin ama ne bir delilin var ne de bir şahidin. Bu ihtar bunaktır Kadı Efendi. Ben o vakitte Beldebe köyündeydim. Bu Gökhan da şahidimdir. Doğrudur Kadı Efendi. Köyde gördüm bey abi. Bu çocuk yalancı şahitlik eder. Orasına biz karar verelim Ertegün Efendi. Davamız görüldü, hükmümüz verildi kardeş. Bizi niye götürürsünüz? Orasını Kadı Hazretlerine anlatırsın. Geldiler mi? Geldiler Kadı Hazretleri. Kocan döver mi hala seni? Haşa Kadı Efendi. Bu meseleden zat-ı haliniz masumsun diyerek serbest bırakmıştınız. Yeni bir şikayet mi ola ki? Ayşe Hatun. Kocan döver mi hala seni? Beyimdir Kadı Efendi. İçki içmeye de devam eder mi? İçmem efendim. Yeminler olsun içmem. Kadim efendi, vaktiyle verdiğimiz hükmü değiştiresin. Daha evvel yargılanması yapılan dava hakkında Numan Efendi'ye karısı Ayşe Hatun'u dövmek ve içki alışkanlığını terk etmemek suçlarından 80 sopa vurulmasına, kabahatlerinin tekrarı halinde mükerrer ceza uygulanmasına hükmolunur. Yapmayın efendim. Yapmayın Kadı Hazretleri. Affedin. Subaşı. Bu adamı götürün, 80 sopa vurun. Arkadaş, bu kadı değil miydi? Şeyhimize her şeye karışma diye çıkışan. Çıkışmak ne kelime? Dergaha basmadı mı zabitleri peşine takıp? Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam şeyhim. Hayırdır? Kadı Yunus Efendi'nin şeyhimize varıp müridi olmak istemesini konuşuyoruz. Öyle enaniyetine kapılırsan o bastığın kapıyı şimdi öpmeye gidersin. Ya kim görmüş? Kim duymuş bu dediklerinizi ağalar? Ona şüphe yok. Benim aklım haf sağlam almıyor. Bu nasıl iş? Dün bıraksan dergaha talan edecek kadı bugün kapısına varıp himmetler şeyhimizde. Ağlar, şeyhimiz ne der bilmez misiniz? Demek aynalı boşuna düşürmez dilinde. Olduran da öldüren de odur. Hele bir sakin olun. Sohbette bir işaret verir herhalde şeyh efendimiz. De çökün ağalar, çökün.
Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Kadı Efendi. Hoş gelmişsiniz. Pabuçların da pek bir güzelmiş. Validem köye varan birini çarşıda almış Kadı Efendi. Ustamı çağır. Dur. Gerek yok, çağırma. İşim seninle. Estağfurullah Kadı Hazretleri. Koskoca Kadı Efendi. Sus. Boşla kır diye ihtiyacım yok. Anlat bakalım. Nerededir bu Kerimoğlu Yalçın? Ben bilmem efendim. Nereden bileyim ben? Abi dükkandan dışarı adım attırmaz ustam. İstersen Sübaşı ile zabitleri göndereyim. Yeniden mahkemede anlat derdini. Nereden bilirim söylersem de zindan atmayacağınızı beni? Söylemezsen zaten atacağım. Ama Kerimoğlu'nun yerini söyler. Ertegün Efendi'nin zararının tazminini sağlar isen seni affederim. Selamun aleyküm Mesud'a. Ve aleyküm selam Hasan'a. Anlat hele, neler olmuş? Ta bel dibine varmışız. Gerçek katil Sarali derdest etmişiz. Şimdi sen olsan ne düşünürsün Mesud'a? Ama yok, bir hal olmuştur Kadı Efendi'ye. Eski davalara döner yeniden. Ne anlatır bu Numan hayırsızı? Ne anlatsın densiz? İnkar eder durur. 80 sopa yer zindancıdan. Hüküm verilmiştir. Ya hatalı hüküm vermiştir yahut yeni bir delili vardır, hükmünü tazeler. Dergaha varmış Kadı Efendi. Tapduk Hazretlerine intisap etmek istermiş. Derler ki nallan da subaşından habersiz kuş uçmaz diye. Ama gel gör ki en önemli haberleri en son biz duyar olmuşuz. Senin kaç zabitin var ki uçan kuştan haberin olsun Hasan ha? Uçan kuşlar dergaha uçar. Haberim olsa da pek inanmam Mesud'a. Kadı Efendi Tapduk Hazretlerinden de cümle tekke erbabından da pek haz etmez. Bir hazetren var demek ki Hasan ha? Mümkünatı yok. Kendi kulaklarımla işitmişim Şeyh Efendi hakkındaki düşüncelerini. Dahası hallaç gibi dağıttırmadı mı komple dergahı bize? Minberci Hasan'ı ararken. Kime ne tecelli eder bilinmez Hasan'a. Bugün el vurduğun kapıda yarın el pençe divan durursun. Bir durduran olur Hasan'a. Kerimoğlu. Kadı Hazretleri. Burada mı saklarsın ihtiyardan gasp ettiklerini? Ben kimseyi gasp etmedim Kadı Hazretleri. Siz dediniz. Ertuğrul Efendi iftira eder dediniz bizzat. Bu pabuçları da anan almıştır o vakit. Çocuksun ya. Yemin olsun ben gasp etmedim kimseyi Kadı Efendi. Siz dediniz. Masumsun dediniz. Şimdi de değilsin dedim. Ya o ihtiyardan gasp ettiklerini teslim edersin bana ya da zindanı boylarsın. Akşam sohbette ne anlatır Şeyh Baba? Hiç öyle hesaplı kitaplı konuşmaz bilirsin. Hala İbrahim'le kuşların hikayesi aklından çıkmaz bilir misin? O ümmidir. Biz okur yazarız ama kitaplarda yazanları o bize anlatır işte böyle. Babamın amcası da Şeyh Efendi'den etkilenip Müslüman olmuş. Babam anlatmıştı. Bilirim. Daha niceleri var amcan gibi. Ama kimseyi davet etmez o. Sözlerinin, halinin tesiriyle olur ne olursa. Yoksa kimseyi tutup da kolundan gelin benim yoluma diye zorlamaz. Bir beni zorlar o vakit. Bir de Kadı Efendi'yi zorlamış olacak ki gelip müride olmak istemiş.
Kadı Yunus mu? Gözlerimle görsem inanmam. Şimdi evinizi basarsın Kadı Efendi. Hem mağdur edersin bizi. Dur hele dur. Bunlar mıdır ziynetlerin? Bunlardır Kadı Efendi. Bunlardır. Bak bakalım eksiği var mıdır? Bir bilezik eksiktir Kadı Efendi. Harcamıştır. Gel kadıhaneye ben tamam edeyim. O da benden helal olsun Kadı Efendi. Helal olsun. Kusura bakma. Davanı adaletle göremedim. Sen kusuruma bakma Kadı Efendi. Kötü sözler söyledim sana. Er ya da geç adalet tecelli etti sayende. Sağ olasın. Allah razı olsun evladım. Şifa olsun ağam. Estağfurullah ağam. Hoş gelmişsin. Hoş gördük Molla Kasım. Sizler de hoş gelmişsiniz pirdaşlar. Hoş geldin Kadı Efendi. Hoş bulduk Molla Kasım. Sohbete gelmişlerdir. Karda kışta dahi onca yolu gelir ihtiyarı köylüsü. Olmaya mı, ölmeye mi? Olmaya mı, ölmeye mi? Olmaya mı, ölmeye mi? Huzur bugün biraz kalabalıktır. Sen mutfakta eğlen biraz. Var çorba versin istersen Ali Taygu sana. Kapımıza gelen hiç kimseyi git demez şeyhim. Pirdaşlar buyurun.